Herkese yeni bir teknik analiz videosundan daha merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Dow teorisi ve aynı zamanda Elliott Wave teorisine dayandırarak yapmış olduğum analizlere bir yenisini daha ekleyeceğiz. Ve After before'lu bir başlangıç yapmak istiyorum. Neler söyledik ve neler oldu? Ve gelin 4 gün önce yapmış olduğumuz analizdeki söylemiş olduğumuz yerleri bir izleyelim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz buradaki şu hareketleri ben Elliot'la bu şekilde saymaktayım arkadaşlar. Yani bir A dalgasının burası olduğunu ve bir B dalgasının burası olduğunu, yeni bir C dalgasının içinde olduğumuzu düşünmekteyim. Bunun kısa kalması durumunda yani bu C dalgasının kısa kalması durumunda fiyatın buradaki direnç bölgelerinden tepki alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki çok volatil yani bu bölümlerdeki gibi çok daha sert ve keskin bir hareketle de gerçekleşirse C dalgasının buraya kadar gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Ama benim için şu yeşil kutunun olma ihtimali şu an fiyata daha yakın olmasına karşın gerçekleşme ihtimali bana göre daha yüksek bir bölüm. Ama benim şu anki fikrim şu yeşil kutunun direnç olarak çalışabileceği yönünde. Buralara geldikten sonra fiyatlarda yüksek bir volatilite görmedikten sonra fiyatlardan yeniden bir aşağı inişimiz söz konusu olacak. Analiz karşınızda arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki 83.000, 83.500 bölümlerindeyken yapmış olduğumuz analizden sonra vermiş olduğumuz direnç seviyesi bu bölümdü. Ve bu bölümün de bizim için bir C dalgasının sonu olabileceği, buradan bir düşüş gelmesi durumunun gerçekleşeceğini konuşmuştuk. Ve buradaki ilk direnç seviyemiz yeşil kutuydu. Buradan da fiyat bir red yedi arkadaşlar. Ve buradaki arkadaşlar üçlü varyasyonun bitmesi için bizim şu anda Bitcoin'de yaklaşık 82 bin dolarların kırılması gerekiyor. Ki buranın C dalgasıyla sonlandığını düşünebilelim. Şu an için arkadaşlar kısa bir şekilde Dow teorisine dayandırdığımız bir trend analizimiz vardı. O da bu. Buradaki arkadaşlar fiyatın şu bölümden red yediğini, orta bantlarından fiyatın geçilemediğini ve tekrardan gelip bu orta banttan da fiyatın red yediğini görüyorsunuz. Buradaki yeni analizimizde yeni yönümüz şöyle gerçekleşecek diye düşünmekteyim. Yani şu an kanalın alt bandı 82.500 dolar seviyesinde ve bu fiyat hareketinde kanalın altının kırılmasıyla fiyatta bir satış baskısının devam edebileceğini düşünüyorum. Buralarda fiyatın eğer ki güzel bir destek bulması durumunda orta bandı tekrardan yatay bir şekilde deneme ihtimalimiz olabilir. Ama bu bölüm kritik arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi fiyatlar yukarı aşağı, yukarı aşağı ve bu bölümlerde genel olarak çöp diye nitelendirdiğimiz bölümler. Fiyatlarda çok ciddi aksiyonlar yok. Yani şuradaki gibi düşüşler ya da şuradaki gibi yükselişler yok. Ve kısır bir süreç arkadaşlar. Yani şu bölümdeki gibi hareketsiz bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Güzel hareketlerin gelebilmesi için buradan çıkış hareketlerini görmek gerekiyor. O da bizim için belirlediğimiz bir seviye vardı. 84.300 dolarlar arkadaşlar bizim için günlük kapanışın üstünde olması gereken seviye. Bu fiyatın altında günlük kapanışlar yaparsak bizim için satış tehlikesinin devam edebileceğini düşünebilirim. Ama şu an için bakın burada tutunmaya çalışıyor. 4 saatliklerde bakıyoruz. Ve buradaki asıl kapanışı günlüklerde görmek gerekiyor. 4 saatliklerde değil. Onu da tekrardan belirteyim. Çünkü günlük fiyatta biz bunu belirlemiştik ve bakın bu bölümlerden de fiyatın aşılamadığını görüyorsunuz. Buradaki hacimli kırılımdan sonra kanalın orta bandından gelen fiyat reddi bizi kanalın alt bandına tekrardan sürükleyebilir. Bu bölümlerde dikkatli olmakta fayda var. Altcoin yatırımcıları veya Bitcoin yatırımcıları bu bölümlerde bir heveslendi tabii ki bu yükselişle beraber ama buradaki hareketlerde belli yerlerin direnç olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar Elliott Wave stratejisiyle ilerlediğimiz için genel olarak markette yani bu bölümü bu şekilde zaten hem çıkışını hem de buradaki düşüşünü şu an için iki yön olarak doğru tahmin ettik ve devamının nasıl gelebileceğini konuşmamız için bugünlük kapanışın 82.500 altında mı geleceği yoksa 84.200 üstünde mi kapanış sağlayacağını izlemek gerekiyor. Burada olabilecek yeni bir atak gerçekleşirse eğer hala bu bölüm bizim için direnç olarak çalışacak diye düşünmekteyim. Buradaki fiyatlarda biraz yataylık bizim için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu kırmızı hareketlilik arkadaşlar biraz daha sürebilir yatay bir şekilde fiyatta bir emare görebiliriz. Buradaki eğer ki yükselen trend kırılırsa fiyatta daha sert bir satış söz konusu olabilir. Onu da gelin yine çizelim arkadaşlar. İzlememiz gereken seviyenin nasıl olduğuna bakalım. O bölümde tamamıyla şöyle görünmekte. Fiyatın buradaki yükselen yapının orta bandından hala bir çıkış sağlayamadığını görüyoruz ve kanalın alt bandı şu an için hedef. O da yine 82.500'lü seviyelere denk gelmekte. Buralar kırılırsa arkadaşlar fiyatta belki bir retest amaçlı tekrardan 83.000, 84.000 civarlarını görebiliriz diye düşünüyorum. Ama önemli olan seviye tabii ki de buradaki az önce Elliot'la da belirtmiş olduğum seviye olan 82.500, 82.600 bölgeleri. Buralar şu an için bir destek konumunda olabilir. Buradaki yapmış olduğum analizler arkadaşlar hiçbir şekilde kesinlik içermez. Belli metotlar hakkında sizlere bilgi vermekteyim. Bunları da size belirttikten sonra arkadaşlar gelin dominansa bir bakalım. Uzun zamandır bakmıyoruz. Ve dominanstaki gerçekleşebilecek hareketler ne? Teter dominasyonu. Teter dominasyonda arkadaşlar genel olarak bizim haftalıklarda bir düşen trendimiz olduğunu görebilirsiniz. Ve tam olarak da bu hareket. Ve fiyatın üst bölümünden tepki aldığını görüyorsunuz normal bir şekilde fiyatların bu bölümlerden tepki almasının doğal olduğunu konuşuyoruz. Dow teorisindeki trend yapısını oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve buradaki seviyenin aşılmasıyla yani 5.71'lerin aşılmasıyla arkadaşlar bizim 6.80 ve 7'leri görebilme ihtimalimiz var. Buradaki direnci de ben Fibonacci sayılarıyla size gösterebilirim. Yani yani 618 ve 786 bölümünün bir direnç oluşturabileceğini düşünüyorum. Ama burası hala kırılmadı. Kırılmamış olması ne demektir? Hala düşen trendin içinde olduğunu gösterir. Eğer ki Tether dominasyonunda hızlı bir pump yaşarsak arkadaşlar bu bölümler bizim için direnç olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde sizlere işaretleyeyim. Burada fiyatlar bu şekilde kalsın. Destek olabilecek yeri de söylemek isterim arkadaşlar. Buradaki düşüş yapısında Muhtemelen şu bölüm bizim için yani 4.95'ler bizim için destek olacaktır diye düşünüyorum. 4.95'in altına gelmediği takdirde Tether dominasyonu yukarıya doğru gitmeye daha meyilli olduğunu düşünmekteyim. Destek direnç seviyelerini de sizlere burada gösterdikten sonra arkadaşlar olabilecek senaryo hızlı bir pumpla bu bölüme gelmesi ve fiyatın red yemesi ya da arkadaşlar buradaki yere düşüp buraların destek olup tekrardan kanalın üst bandına kadar bir yükselişi gerçekleştirebilir. Şimdi gelin arkadaşlar bir XRP'ye bakalım. XRP'de neler söylemiştik? Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda neler konuştuk? Gelin kısaca onun bir after before videosuna bakalım. Oralarda neler konuşmuşuz. Nasıl bir varyasyonla XRP'de bir kurgulama yapmışız? Gelin kısaca bir izleyelim. Bu haftanın içinde pozitif hareketler görüp orta bantları da deneyebiliriz. 2.60'lara kadar gelecek bir yükseliş de olabilir. Ama alt bandının destek olarak gördüğüm bu trende göre fiyatı da 2 .10 dolar 10 centler arkadaşlar. Yani 2.60 2.10 aralığında XRP'de böyle bu şekilde hareketler görmemiz gayet doğal olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi XRP'deki bu üçlü varyasyonların bu şekilde çalışabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Ve destek direnç olarak çizmiş olduğumuz seviyelerde de 2.60'lar, 2.62'ler, 2.10-2.15'lerinde bizim bu bölümlerde destek olacağını konuşmuştuk. Ve fiyattaki buradaki yükseliş hareketinden sonra da bu bölümlerden bir red yediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatın bu bölümü hacimli kırması gerçekleşse eğer 3 dolarlara kadar yani 3.30-3.40'lara kadar hızlı bir volatilite görsek ve buradaki pazar günkü gelecek olan haftalık kapanışı da buraların üstünde yaparsak eğer belli bir direncin kırıldığını düşünebilirim. Ama şu an için böylesi bir hareket XRP'de yok ve söylemiş olduğumuz alanda hala aynı formasyon içinde ilerlemekte. Buradaki düşüş senaryosunu tabii ki konuşurken arkadaşlar ani bir pump'ın gelmesi marketin yükselme eğilimi göstermesine de oluşabilecek senaryoları buraya koyuyorum. Bunları da unutmamakta fayda var arkadaşlar. Şimdi buradaki hareketin bizim için önemli olan yapılarından bir tanesi. Bunu biraz çekelim yukarıya. Şu bölümde 618'in geçilememesi gerekir ve 618'in arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlarda bir direnç olduğunu görüyoruz Fibonacci seviyesinin. Eğer ki fiyatta 5 seviyesinin altına inmeye başlarsa kanalın alt bandına kadar bir düşüş gelebilme ihtimali var. Ama şu an 0.5 seviyesinden bir destek aldığını görebiliyoruz. Buradaki hareketlik arkadaşlar biraz yataylayabilir diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bir hareket görebiliriz diye düşünmekteyim. Buralardaki bu hareketten sonra XRP'de belli destek ve direnç aralığından bir çıkış sağlanacak ve bu bölüm bizim için yeniden oluşacak olan trendin yönünü göstermeye başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi size bunu da söyledikten sonra gelin Avax'a bakalım. Avax'ta after before'a gerek yok arkadaşlar. Çizmiş olduğumuz grafik duruyor hala. Buradaki son videoda söylemiş olduğum düşüş yönünün bu şekilde ve arkasından tekrardan bir çıkış yaşaması gerektiğiydi. Ve bizim için kısa vadede direnç olacak seviye 20 dolar 40 sent bölümleriydi. Şu an fiyat oralara kadar gelemeden bir satış baskısıyla karşı karşıya. Şimdi bunu siliyorum. Ve buradaki oluşabilecek hareketi şu şekilde düşünüyorum. Fiyatta burada bir sıkışma var arkadaşlar. Bu sıkışmadaki fiyatın kaçış yönü bizim için yeni yön olarak düşünebilmeme sebep olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar burada belli bir kanal yapımız var. Çok kısa vade için ve buradaki bu harekette Avax'ın bu yükselen trendin alt bandını kırması durumunda biraz daha geri çekilmeler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Gene hala aynı şekilde maksimum pump gelmesi durumunda fiyatın bu bölümlerden bir red yeme ihtimalini düşünüyorum. 25-29 bölgesi ve direnç olarak çalışacak bölge olabilir. 12-15 aralığında da bizim bir destek olarak çalışabilecek bölgemiz mevcut. Fiyatta yaklaşık 10 gün önce de söylemiş olduğum gibi buralardaki bu hareketlilikler bu şekilde biraz daha yatay bir piyasayı bize göstermesi gerektiğini konuşmuştuk. Şu anda o haliyle ilerliyoruz. %3 yukarı, 5 aşağı, 5 yukarı, 3 aşağı gibi böyle kısır bir döngünün içinde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Peki bu bize ne anlatıyor? Bitcoin, XRP, Dominance ve aynı zamanda AVAX ve diğer çok coin'de bu şekildeki yatay bir hareket bize akümüle olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu akümülasyondan fiyatın çıkışı sert olabilir. O yüzden bu bölümlerdeki hareketlilikleri incelemekte dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani buradaki şu bölümün fiyat kendini burada tekrardan 17 17.5 dolarlar civarına kadar da bir düşüş gösterebilir. Kısa vade için bunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır bakmamış olduğum bir coin var. O da Ethereum. Ethereum için de arkadaşlar yapmış olduğumuz belli destek direnç seviyeleri vardı. Onu bir açalım. Bakın fiyatta biz buradaki uzun zamandır yükseliş hareketini görmüş olduğumuz bu trendten kaçışından sonra Buradaki 1750 dolarla 1500 dolar aralığının destek olabileceğini konuşmuştuk arkadaşlar ve yönümüz burada bu şekilde durmakta. Buranın da after before'unu yapmıyorum. Yön hala analiz aynı olduğu gibi duruyor çünkü. Geçmiş videolarda merak eden arkadaşlar izleyebilirler. Şimdi bakın, şurada bir yükselen bir hareket var. Bu destekten almış olduğu bir tepki. Ve bizim için günlükte önemli olan bundan sonra 1940 doların arkadaşlar destek olarak çalışması. Fiyat bunun üstünde kalıcılık sağlarsa biraz daha yukarılara 2200'lere kadar belki bir yükseliş gösterebilir. Yani oradaki direnç seviyesini buraya koyuyorum arkadaşlar. Bu bölüm bizim için bir direnç olacaktır. Kısa vade için gelmesi durumunda arkadaşlar. Orası da 2142 ile 2242 arasında bir 100 dolarlık bir bölüm var. Bunun tabii ki gelebilmesi için buradaki destek olabilecek bölümün devamlı kullanılması lazım. Yani burada gelen hareketin yukarı, bir daha gelirse yine yukarı. Buradaki desteği konuştuktan sonra fiyatın bu bölümlere gelmesini doğal görebilirim. Ama markette Bitcoin'in dirençten dönüyor olması ve Ethereum için de şu ihtimali biraz daha zayıflatıyor aslında. Ve buradaki söylemiş olacağım. Destek direnç seviyesi de arkadaşlar bu şekilde. Fiyatları görmeniz için bu şekilde koyuyorum. Yani 1500 dolarla 1750 dolar hala bu bölümlerde fiyatın gelmesi durumunda bizim için bir destek seviyesi olabilir diye düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar bu uzun bir düşüş ister istemez bir yerden sonra bir akümülasyona uğrayacaktır diye düşünmekteyim. Yani bir yataylama evresi bunda da gerekir. Ama şu an için bu sert hareketlerden kurtulup olabildiğince hacimsiz bir bölgeye evrilmesi lazım. Bunun geçmişte örneği var mı? Var. Bakın buradaki bu sert düşüşten sonra fiyat bu hacimsizlik içinde aşağı yukarı dengesiz hareketler yapıyor. Veya buradaki bu düşüş hareketinden sonra yine aynı şekilde burada aşağı yukarı dengesiz hareketler. Buradaki sert bir satış gelirse eğer yine buralarda arkadaşlar fiyatta bir dengesiz hareket dediğimiz, çöp dediğimiz, akümülasyon dediğimiz bir evrenin gerçekleşmesi gerekir. Yükselişin genel olarak görülmesinde böylesi akümülasyon bölgelerini Dow bize söyler arkadaşlar. Bunları yaşamadığımız takdirde ani damplar, ani pamplar biraz daha manipülasyon amaçlı olacaktır diye düşünmekteyim. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olunuz, like atınız ve yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.